İddia sever arkadaşım. Çok kısa zamanını alacağım. Canlı bahisler, özel kampanyalar, maç yayınları, daha neler neler. Hepsi Tuttur'da. Hemen indir, krallar gibi Tuttur. Burada Emre Akbaba topla hücumdayken sence Ramazan zorlandı mı? Ben zorlandığını düşünmüyorum. Evet. Birebir de zaten savunmada da üstün. Ramazan hücuma gidince Emre Akbaba bir de orada zorlandı. Hı hı. Hücumda da savunmada da üstün oyuncu bak. Emre Akbaba'nın ne kadar zayıf kaldığı buradan belli. Hücumda da savunmada da Ramazan çok daha üstün. Bu yetmiyor gibi iki... Yani buradan dengelemen gereken bir eşleşmeyi buradan gol yemişsin, buradan da yemişsin. Ve doğal olarak bir de buradan yiyorsun. Böyle bir adam var. Çünkü bu adam da öyle bir adam ki... Lan pres yapsam bir dert. Pres yapsan kaptırmıyor adam. Foul'u... Telaşa bile girmiyor bu Selçuk'un, arada. Prime Selçuk İnan'ı düşünün. Gerçi ben zaten şey... özellikle dikkat ettim. Pres dediği anda telaş emaresi yok adamda. Telaş umurunda bile değil. Tak dönüyor böyle. Vücudunu koyuyor. Foul. Yani en şey ihtimal. En Galatasaray lehine ihtimal foul yapmak. Ya da topu çekiyor. Doğru yere veriyor. İmkansız. Topu alamıyorsun adamdan. Top alma diye bir şey yok yani. Zaten basıp alınabilen bir oyuncu olsa Lazio'da Milan'da 9 yıl oynamaz yani. Kaptırmadığı gibi full burayı besledi. Yani burada gol yedin, burada yedin, burada yedin. Ve doğal olarak maçı sen burada verdin ha. Bitti burada maç. Burada bitti. Finish yani. Hadi diyelim bir mucize oldu. Bir tane yedin duran toptan ucu ucuna offside falan bir şekilde. Ya da bulduklarını atamadı Karagümrük. İlk yarı 0-0 gidince Allah'ın bir lütfu. Ama ikinci yarıya bu eşleşme devam ederek çıkılıyor. Ya burada da Fatih Hoca zaten bu iş, az önce çizdiğim işleyen sistemi aslında bu sezon ikinci kez farklı bir işleyen yapı kurduğu için kredisi var ama ya hocam 45-0-1 bu adam oynuyorsa bu maçın sorumlusu Fatih Hoca'dır abi. Ben de oradan... ben bu maçta hakem konuşuruz belki 1-2 dakika ama burada konuşulacak şey bu. Tamam mı? Bence konu anlattıklarımız 11 dakikadır konuşuyoruz. Daha fazlası da konuşulur ama şu Galatasaray burada yenildi zaten. Galatasaray burada yenildi. Biglia yenildi Galatasaray. Endao'ya yenildi. Zaten 2013 model Nakulma gibi adam. Tam büyük büyük takım. Giant killer herif. Sadece bu maçı çıkıyor. 5 golü mesela şey olabilir. Yani. 40 maç 6 gol. 4'ü Galatasaray Fenerbahçe'ye olabilecek bir oyuncu olabilir. Muhtemelen yani. Benzer istatistikler göreceğimizi düşünüyorum. En azından attığı gollerin yarısı büyük takımları olur. Ya da yaptığı asistleri. Böyle bir oyuncu. Bunun arkasında Ramazan var. Bunun yanında Biglia var. Ve burada çözüm olarak Galatasaray hiçbir şey üretmedi. Son olarak bir Emre Akbaba'ya değinip sana pasoyla atayım. Hı hı. Özverili olduğuna inanıyorum. Yani elinden geleni yaptığına inanıyorum. Hani kendini sakınan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama yapamıyor. Sakatlıklardan önce de çıtkırıldım bir oyuncuydu. Hiçbir zaman şey değildi ama Emre Akbaba'nın Emre Akbaba yapan bir özellik vardı. Biz niye Talişka'yla Talişka'nın en iyi sezonunda adam Talişka'yla rekabet ediyordu. Ligin en iyi forvet arkası olarak. Neden? Çünkü bu adamın gol katkısı muazzamdı. Asist katkısı netti. Skora etkisi vardı yani. 13 gol 7 asistle bitirmiş. 20 gole katkıda bulunmuş. Tamam bu elit bir rakam bu. Ama Emre Akbaba ancak o rakamlarla idare edilebilir. Emre Akbaba'nın bu oyunuyla. Çünkü savunma komple yok. Sıfır yani. Ramazan domine ediyor seni ya. Ramazan seni domine ediyor. Tamam mı? Zaten golü yediriyorsun kanattan. Onu karşılayacak bir şey ne? Gerçekten Anderson, Talişka, Alex falan böyle efsane oyuncuların istatistiklerine sahip olman lazım ki idare edilebilesin. Ve Emre Akbaba'da bu yok. Emre Akbaba pozisyon değerlendirme kapasitesi çok törpülenmiş. Yani eski skor kapasitesinin çok uzağında. Asist yapacak zaten bir topla şeyi yok. Basit yani bence basit hücum paslarını verebiliyor. Ama şeyi yok yani. Özel bir yaratıcılık kattığını düşünmüyorum hücuma. Daha doğrusu kattığı yaratıcılık sınırlı olduğu için idare edilebilecek kadar bir farkı yok. İdare edecek kadar farkın yoksa da o bölgede. Daha uygun bir bölge de yok bu arada. Merkezde de çünkü daha fazla sorumluluk alması lazım. Merkezde yok olmazsın. Kanatta da olmaz. Emre Akbaba'da. Bence Emre Akbaba'nın Galatasaray'a çok çok sıkışan maçlarda böyle hafif ikinci forvet alternatif olma dışında hiçbir işlevi olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren de Galatasaray'da 11 oynayacağını düşünmüyorum. Sen Emre Kılınç'a odaklı bakarak çok savundun merkezde oynamasını. Hı hı. Ama bu kadro yapısında Emre Kılınç'a yeri sola çıkardı. Tamam ben anlatayım o zaman hemen.
Şimdi Galatasaray, Bernardo 11'e döner yani. Galatasaray'ın ana planı işlerse, yani ana planı nedir? Rakibi baskıyla bozma kısmı. Ki son maçlarda bu işliyordu. Şuradaki ön alandaki presle kaptığın toplarla fark yaratıyordun. Bu plan işlerse dur. Burada Hatay maçında işlemedi. Sadece onu söyleyeyim. Evet. Hatay maçında da işlemedi. Karagümrük'te de işlemedi. Ya işlediği zaman bence Emre Kılıç orada kalır. Çünkü hakikaten buradaki enerjiyi yükselten oyuncu Emre Kılıç aslında, o presi güçlü yapan etken. Hı hı. Ama bu maçta işlemedi. İşlemediğini gayet güzel anlattı, neden işlemediğini. Ben de kısaca özet geçeyim. Şuradaki Biglia'nın umurunda değil o baskı. Ya istersen bazı ister... Baskı yapacak son değil. Oyuncusu olabilir bak. Bir numarası olabilir bak. Gerçekten bir numarası bence. Ya hatta baskı... Daha iyi var mı mesela? Hatta... Sosa'nın formunu falan da düşünecek olursa. Evet. Aynen yok öyle. Yok bence, yok. Hatta bu maçta zaten Karagümrük planlarının birisi, Galatasaray bize bassın, biz topu Biglia'ya uğraştıralım, buradan uzun topla çıkalımmış zaten bence. Bu hani maçta gördük. Çünkü şöyle, Endao Saracchi eşleşmesi şu şekilde. Endao topla birlikte Saracchi ile eşleştiği zaman çok sorun yaşamaz Saracchi. Çabuk bir oyuncu. Müdahale yeteneği var bence. Ama Endao çoğunlukla nasıl eşleşti Saracchi ile? Bunun arkasından top atıldı zaten. Endao koştu ya. Evet. Yani Saracchi'nin savunma tarafındaki eksik tarafı pozisyon alma aslında. Yani o yüzden hani beşliğinin solunda en iyi zamanlarında River Plate'de daha önce işte parladığı Uruguay'daki takımda beşliğinin solunda oynuyordu. Danubio. Danubio aynen. Bu oyuncunun savunma zaafı aslında pozisyon alması. Endao ne yaptı? O pozisyon alma zaafını değerlendirdi ve o topları da atacak adamlar vardı. Daha doğrusu Biglia değerlendirdi. Biglia ve kim? Diğeri de kim biliyor musun? Senin yazdığın adamlardan birisi Ramazan. Aynen. Ramazan ne yaptı biliyor musun? 5 tane başarılı driblingi var sağ bekten ve o driblingleri şöyle Emre Akbil'in boşalttığı alandan merkeze doğru kayıyor ve şurada topun dibine girip Endao'yu kaçırdığı bir sürü an var. Yani Ramazan bir sağ bekte aslında, o da Rıdvan'ı övdüğümüz oyun kurucu sağ bek gibi oynadı. Bak Ramazan'ın pas haritasına bak. Ya sadece savunmadaki bir tık etkinliği fazla diye şüphelenirsin. Onun dışında ön tarafa bak yani, kes orta sahada sağa çık dersin. Aynen. Sağa çık pas haritası var. Bayağı kilit pas da attı savunma haritasına. Acayip oynuyordu. Hatta golde de o mu atıyor? Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse emin değilim. Sanki golde yine dribble çıkıp savunma haritasına atan Ramazan'dı diye hatırlıyorum. Endao'ya ilk pas atan. Bu işlemi de belli oldu dediğin gibi. 45'te belli oldu. Devreye girdin. Bence de yapılması gereken Emre Kılınç'ı Saracchi'nin önüne çekmek. Belhanda'yı sokmak. Burada Emre Kılınç hem savunma açısından daha güçlü oluyorsun. Hem de hücum anlamında daha tetikler olmaya başlıyorsun bir anda. Hatta bence bir de B planında ne olması gerekli? O oyuncu tercihini seninle tartışalım sonradan. Ben hani model olarak ne lazımdı diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir model yok şu anda Galatasaray'da ki bence ihtiyaçlardan birisi o. Hep bahsettiğim. Dedim ya, Cagney'in etrafı boş. Burayı değerlendirecek bir ikinci forvet lazım. Emre Kılıç'ı buraya çektin. Belhanda'yı aldın. Buraya merkezi 4-4-1-1 gibi oldun. Şurada Cagney'in vücuduna gelen topları etrafına sekmesi ya da bıraktığı anları değerlendirecek bir ikinci forvet. Yani Adem Büyük olsaydı bu maçta fark yaratabilirdi. Onu kim yaptı? Ki maçtan sonra eleştiri de aldı. Ali Yavuz Kol yaptı. Şurada olmasına rağmen. Şuradaki boşluklara hareketlenen tek oyuncu Ali Yavuzko oldu. Penaltı pozisyonu dışında final paslarını atmaya kalitesi yetmedi. Ya da tecrübesi yetmedi. Yani. Ama doğru olan şeyi o yaptı. Yani kim olabilirdi diye düşünüyorum. Cagney'in etrafına sızacak, top alıp fark yaratacak oyuncu. Sanki elindeki oyuncularda en ideali Arda'ydı bence. O zaman şöyle söyleyeyim. Belhanda'sız da bir kafamda bir şey var. Şey için yani. Arda Fikri'ye ne diyorsun? Bence Cagney'e yakın oynayıp o tilki forvetlik işini Arda yapabilirdi. Çünkü top kontrolü yeteneği var. Kilit pas bırakma yeteneği var. O boşlukta topu yakaladığı anda Ali Yavuz gibi, yani Arda'nın yakaladığını düşünün Cagney'in etrafında o topları. Çok daha etkili yerlere bırakabilirdi. Hatta kendisi de bizzat gol yapabilirdi. Yani zaten ilk böyle Arda daha gençken bile çıkış yaptığı zaman da 2006 yılları. Bu şekilde fark yaratıyordu Arda. Yani şimdi yine çok daha temposuz bir oyuncu ama hala o zekası, tekniği sonuçta var. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, bu bölüm bitti ama voleyde futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.